Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars adlı oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ne yapacağız? Kupa kısacağız. Birkaç tane kutu açacağız ve bir tane büyük kutu açacağız. Sonrakinde de mega kutu açacağız. Ondan sonra işte böyle takılacağız yani. Şimdi isterseniz başlayalım. Burada gördüğünüz gibi farklı farklı yeni oyun modları falan da var. Gördüğünüz gibi al ışığı falan var. Al ışığında ben fazla oynamadım. Açık ve net söyleyeyim, fazla oynamadım. Ödül avında da fazla oynadım. Savaş topunda da oynadım. Ve elmas kapmacada da oynadım. Bugün bunların yıldız jetonunu toplayabiliriz. Ve bir tane daha büyük kutu şurada biriktirebiliriz. İsterseniz yavaştan küçük kutuları açmaya başlayalım. İlk önce küçük kutuları açalım. Ve içinden karakter çıkmayacağı için gayet rahatım şu anda. Küçük kutuları açarken. Zaten 3 tane küçük kutu var yani arkadaşlar. Pek de bir şey çıkmayacağı için. Ben şu direkt büyük kutuya geçeceğim. Ondan önce bir oranıma bakacağım. Oranım eğer yüksekse arkadaşlar, karakter çıkabilme ihtimali daha yüksek oluyor bildiğiniz gibi. Bakalım 0.4 mü? Yani arkadaşlar diyor ki sen bundan karakter çıkar, ben sana 100 lira veririm diyor yani. 80 altın. Kal. Tamam. Bo da geldi. Mortis de geldi. Gördüğünüz gibi. Zaten bu büyük kutudan bir şey beklemeyin. Her zaman şu mega kutudan bir şey bekleyin arkadaşlar. Bu mega kutu var ya, bu mega kutu. İnsanların hayallerini mahvetti o mega kutu. Şimdi isterseniz yavaştan kupa kasma olayımıza başlayalım. Ondan önce elmas kapmaca gibi bir elmas kapmacadaki hızlı kaçış yerinde de oynamak isterdim. Fakat ondan önce Kaya Savaşı'nda bir el oynamak istiyorum Frank'le. O yüzden de şey yani şu anda şimdi bakalım. Girdik. Evet. Şurada da gördüğünüz gibi zaten kim var acaba orada? Dynamite vardır. Evet. Dynamite yani. Klasiklerimizden. Dynamite diye bağırıyor. Evet. Normaldir. Ha, bu arada videoyu Bandicam programıyla çektiğimden dolayı hani nasıl desem, eğer videonun ekran kaydetme konusunda nasıl desem şöyle kasmalar falan olursa ben bunları montajda olmadı ayarlarım. Olmadı da şey yaparım yani, halletmenin bir yolunu bulurum, siz merak etmeyin. Şimdi gördüğünüz gibi karşıda bir tane BB var, onu kesemem maalesef, geri çekiliyorum o yüzden. Black Eagle var kardeşim, çıkar mısın o saklandığın yerden? Aferin. Tamam, birisi bizi seyrediyor. Video çekiyorum kanka. Ama bak, Dynamite yaptın, ayıp ya. Ciddi diyorum, ayıp ha. Ayıp kardeşim, bir sal da geçeyim ya. Yani ben de o bombayı yiyecek kadar şeydim zaten. Kolsuzdum değil mi? İnsanları o kadar şey zannetmeyin oğlum. Kolsuz değilim ben. Kolum var. Yalnız az önce hasar aldım ama canım gitmedi. Bu da oyunun bugları arkadaşlar. Bugları severim. Ha, sen az önce bana şekil yapmıştın değil mi? Ben bu enerjiyi alıp kaçarım kardeşim. Yalnız var ya, adam ne sinir olmuştur bana be. Öyle söyleyeyim yani. Evet, istesem şimdi ben bunu tek seferde lock diye indiriveririm. Ama direkt onu öyle yapmadan bunu bu şekilde indireceğim. İstesem onu da indiririm. İkisini de indirebilirim yani arkadaşlar. Bana siz hiçbir şey diyemezsiniz. Haberiniz olsun yani. Duvar kıramıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Ben bu siperden çıkmam. İlk önce senden başlayacağım. Bir. Lan! Ultiyi yanlış yere attım. Ultiye ihtiyacım yok. Olabilir. Ha abi, tam birinci olacakken var ya. Karl var ya, Karl. O benim ultimi yanlış yere atmasaydım ben ikisini de keserdim orada rahat bir şekilde. Neyse, bir şey olmaz. Alt tarafı bir el kaybettik. Bu arada 7500 kupayım. Beni geçmeye çalışan, beni geçen arkadaşlarımız var. Onlara söylüyorum. Şimdi hani benim kupalarımla aynı kupalarda olan birkaç kişiler daha var.
Bekleyin, Mehmet Emin geliyor, haberiniz olsun yani. Şimdiden söyleyeyim. Çünkü bayağıdır bu Brawl Stars'ı kupa kasıyorum yani. Bayağı Brawl Stars'ı sardım. Nedenini ben de anlamadığım bir şekilde aşırı fazla Brawl Stars oynuyorum. Sıktım bıktı olmuyor yani. Sıkmıyor. Eyvallah. Bir enerji için sağ ol. Tamam. Ben bu enerjileri de alırım. Ha, Jesse var ama. Olmaz ki. Jesse vur. Ama Jesse'nin Jesse çok güçlü ya. Abi arkadaşlar, Jesse çok OP yani. Pardon. Nedenini açıklayayım size OP olmasının. Sürekli sekiyor ya. Bir de sektiği zaman adamın hani nasıl desem nereye gideceğini okumuyor ama şey yani sıkıntı çıkarıyor yine de. Otomatik atış olsa bile sıkıntı çıkarıyor. Bu arada şu şimende birisi var. Mı? Yokmuş. Alt çimendeymiş. Ha, bu arada arkadaşlar, Jesse'nin de pusula gibi bir özelliği var. Eğer siz kutu kasarken şey nereye gidiyorsa o tarafta size yakın bir adam vardır demek. Yani mesela ben geçen gün benimki çimene hedef almıştı. Çimenlikte adam olduğunu anladım mesela. Ben buradan can doldururum kardeşim. Dolduramazmışım mantarla. Allah'ım ya Rabbim, her yer nişancı, her yer ya. Gel. Gel göstereyim sana gücümü. Takım mı? Takım. Ama bize mantar çıkmayacak, biliyorsun değil mi? Ben şu mantarı, aha. Frank varmış lan. Tüh, keşke rahatsız etmeseydim diyecektim de. Ultim doldu. Eyvallah Frank kanka. Ultimi doldurman için bana yardım ettin ya. Senden başka bir şey istemiyorum be. Hatta seni koruyacağım oğlum ben. Arkama geç. Frank. Frank hayır, arkama geç. Frank yapma. Ölürsün. Keserim seni bak. Aha. Oo, işte böyle. İşte böyle. Az önceki elin birinciliğini şimdi burada aldım. Gayet güzel. Güzel. 302 kupa oldum. Güzel. Bayağı iyi. Bayağı iyi hatta. Dükkanda özel teklif olsaydı işte yıldız puanı ile falan şunu alırsın bunu alırsın falan diye alırdım. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Eğer şu kırmızı barleyi alacağımı düşünüyorsanız, kırmızı büyücü barleyi almayacağım arkadaşlar. Nedenini açıklayayım. Şimdi düşünün arkadaşlar. Bir tane kostüm var. Bir tane barley var. Nerede barley'imiz? Tamam, barley. Mavi barley değil mi? Mavi. Ayakkabısı falan şey işte. Aynı bunun gibi bir tip var değil mi? Şimdi dükkana giriyoruz. Bir de bunun kırmızısı var. Ben ne yapayım? Ha mavi ha kırmızı yani. Sadece renk değiştirmişler. Hatta deneye basalım. Bir de size öyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Madem hani kırmızı yapıyorsunuz, bari barley kırmızı ateş etsin. O da olmuyor. Bakın mavi ateş ediyor. Yani bu da sıkıntı. Bu arada şunu da öldürelim. Tamam. Yani bu arada şuraya da bir tane ulti atmadan gitmem ya. Buraya ulti atınca çok zevkli oluyor arkadaşlar. Oyun kasıyor birazcık ama şey oluyor yani. Ama benim bilgisayarım fazla kasmıyor biliyorsun tekste oyun oynarken. Sadece video çekerken falan kasıyor. O da bandikemiz zaten kendi sorunlarından bir tanesi. Benimle alakalı bir şey değil yani. Şimdi isterseniz bir de kar kasalım burada. Tek hesaplaşmada. Hadi bakalım kar. Göster gücünü. Bu büyük kutuyu ondan sonra mega kutuyu falan bir sonraki videoda açacağız. Hep birlikte bir küçük bir kutu açılımı yapacağız. Ben bu Supercell'in oyunlarına bayağı sardım ya. Vallahi diyorum yani. Gerçekten bayağı iyi oyunlar yapıyor. Kendisi Supercell. O yüzden beğeniyorum yani. Ben mesela Supercell'in tüm oyunlarını oynadım. Ama birkaç tanesini sildim. Nedenini söyleyeyim. Sıkıyor arkadaşlar. Bir süreden sonra sıkıyor. Gel gel. Hop 200-900 vurdum ona. Günter. Günter bitti işin. Günter.
Kaçma Günter ya. Senden ulti dolduracaktım ben. Pardon. Evet, orada bir tane 8 bit var. Klasiklerimizden. Yani olmazsa olmazımız arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Tam zorbanın teki yani. Arkadaşlar bu 8 bit. Görürseniz kaçın yani. Evet, şu şekilde atalım bakalım, kimse yok. Şöyle ilerleyelim. Şurada bir tane kutu var. Kutuyu şu şekilde keseceğim. Yoksa diğer şekilde uğraşmaymış. Hiç uğraşamam yani. Direkt uzaktan kesip yakından alırım yani. Hesaplaşma. Bu arada 8 bitte kaldık galiba. Değil mi? Pardon. Şunları kırmadan yapamam. Evet. İstersen takım yapalım. Takım. Takım takım. Ben direkt gaza kafa atayım. Öleyim yani. Nasıl fikir? Bak işte. Bu kadar yani. Arkadaşlar sona Bali ile kaldığınız zaman eğer Frank, eğer böyle hani alan çok daralmadıysa, sonuna Bali ile birlikte kaldıysanız iki kupa için bence hiç o kadar uğraşmayın. Yani ben bu kupalara nasıl geldim diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle açıklayayım. Kolaydı. Evet, kolaydı. İlk kupalarımı hatırlıyorum. Baksana 15 kupada bir tane küçük kutu, 10 kupada Nita, 20'de bir tane daha küçük kutu, 30'da hesaplaşma açılıyormuş. 30'daki hesaplaşmayla birlikte ben şu anda 7500 kupayım. Ya işte böyle. Ha, bu arada al aşağıda 1000 kupada açılıyordu galiba. Evet bakalım. 1250 kupada diye biliyorum. 1200. Yo. Tek etkinlikler açılıyormuş. Ha, 1600'de açılıyormuş. Güzel, gayet güzel. Ya, yok, 1600'de şey açılıyordu ya, kuşatma açılıyordu. Bir el daha karla oynayalım, sonra videomuzu bitiririz. Ben kupayı bayağı kasarım. 7500 kupadan 8000 kupa olurum bugün. Evet, ben bir günde 500 kupa kasabilirim arkadaşlar. Rahat kasabilirim hem de. Evet, Leon var. Leon. Ama sen mantar kullanıyorsun şimdi, olmuyor ki yani bu. Oh, Frank orada dörtlü dalıyor. Frank'e backstep attılar. Az önce Carl gibi güldüm. Of, güzel vurdum ya. Yalnız ben böyle hani nasıl desem, Carl şöyle attığı zaman tam şuradaki dönüp yeniden vurma olayı var ya, iki defa vuruyor ya, o çok güzel oluyor ya bazen. Aynı şeydeki Clash Royale'deki cellat kartı gibi yani. Bildiğin öyle oluyor yani. Birkaç defa falan vuruyor. Kardeşim sana burada rahat yok. Ben seni darlayacağım, haberin olsun. Hadi. Ben sana burada darlayacağım oğlum. Darlayacağım ya, darlayacağım. Tank gibi savaşçıyım yani. Yürü git işine ya. Burası benim çöplüğüm. Sen git ötede takıl. Şazam, şunun üstüne bir tane ayı atar mısın? Gözünü seveyim. Aklı başına gelsin ya. Bak şimdi Bali'yi buraya vuracak ya. Ben direkt şu şekilde yaptım. Aa bak, mesela Larvis'e bir mantar verdi. Demek ki Larvis'le kapışan bir tane takım var yani. Oyunun mekanikleri artık bunları anlıyor yani. Arkadaşlar boru değil oyun. Haberiniz olsun yani. Benim bu arada adamın canı bin bin doluyor. Ah be, keşke var ya. Bali birinci olur ha. Rahat olur. Bir şey değil mi? Bali birinci olur. Evet olur. Ama bu Bali yok. Öyle yapmayacaktın kanka. Yanlış yaptın galiba. Neyse, çıkış yapalım. Evet, bugün yaklaşık bir az kupa kastık biliyorum ama belki bugün bir canlı yayın yaparım arkadaşlar. Yani bugün demeyeyim de bir gün canlı yayın yaparız. Olmazsa sizinle birlikte baya güzel kupalar kasabiliriz. Bu arada açtığımız sandıklardan hiçbir şey çıkmaması ve bunların ikisinin de 70 ve 7'de takılması gerçekten benim zoruma gitti. Evet. Neyse. O zaman videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu şekilde Clash diyorum. Abi Brawl Stars'a Clash dedim ya. Brawl Stars videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oyun tavsiyeniz olsa bana ulaşabilirsiniz.
Bu arada yeni karakter Sandy ile alakalı şunu söyleyeyim. Yeni karakter Sandy'nin kostüm geliyor. Zaten markette siz görmüşsünüzdür. Sandy'nin yeni kostümü yakında diyor. Ama ben de Sandy olmadığı için tabii ki de bunu alamayacağım. Tabii arkadaşlar biz elmas verip Sandy almıyoruz. Evet. Evet. Niye böyle bir şey dedim ben ya? Allah. Neyse. Bu arada bunun menzili galiba şeyde artıyor. Bunun içindeyken bu pek bir etki yapıyor mu? Bir dakika. Kum fırtınası 12 saniye süren bir kum fırtınasıymış. Neyse. O zaman videomuzu beğendiyseniz aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla bu şekilde Brawl Stars videosu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oyun tavsiyeniz olsa bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.